Namık abi... Biz yanlış bir şey yapmıyorduk. Sait'in başı döndü. O yüzden... Biliyorum Muazzez. Sen yanlış bir şey yapmazsın. Al. Artık o konuyu da kafana takma. Muazzez, bu senin kolyen değil mi? Abim de ne arıyor ya? Asıl sen burada ne arıyorsun? Şu haline bak. Ayakta duracak halin yok. İçki sende. Serserilik sende. Ne mal olduğu belli olan kadınlarla beraber olmak sende. Şu yaşadığın hayata bak. Bir de ona bak. Ne hakkın var onu çamura sürüklemeye? Bir de utanmadan gelmiş odasına girmişsin. Utanması ya. Nasıl sen utanmıyorsun ya? Ha? Utanmıyor musun? Şu aklından geçenlere utanmıyor musun ha? İçeride karından utanmıyor musun? Bağırma, bağırma. Çek elini ya. Ayrıca ben Pınar'dan da ayrılacağım, tamam mı? Bağırma. Sen bu kafayı değiştirmedikten sonra bir Pınar gelir öteki gider. Ayrıca beni artık ilgilendirmiyor. Senin ne yaptığın umurumda bile değil. Bundan sonra tek başınasın. Arkanı toplamaktan sıkıldım artık. Ama sana şunu söyleyeceğim. Muazzez'den uzak dur. Muazzez'i bu işe bulaştırma. Ondan uzak dur. Durmazsam ne olur? Ne olur? Ne yapacaksın? Dövecek misin abi ha? Dövecek misin? Sabrımı taşırma, tamam mı? Yeter mi? Bıktım senden. Bıktım. Sürekli afra tafra. İhtiyacım yok benim sana. Tamam mı? Olanlardan dolayı kusura bakma. Senin olan güzelliklere her zaman sahip çık. Ve onları asla kaybetme. İyi geceler. Sana da. Kimsin sen? Neye dönüştün böyle? Thank you.
Namık, uyuyakalmışım. Geç mi kaldın? Yok, benim bugün biraz erken gitmem lazım. Silivri'deki fabrikada bir sorun çıkmış. Onu halledeceğim. Sen babama bir şey söyle, olur mu? Babamın bilmesi gerekmez mi? Ya öyle de... Şimdi... Sabah sabah telaş yapmasın. Ben sonra anlatırım ona. Sen iyi misin? İyiyim. Bulantın yok değil mi? Yok. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Estağfurullah. Sen ne ara kalktın ayol? Sana mı soracağım ne zaman kalkacağımı? Şey, Namık da fırlayıp çıkıverince geceden bir huzursuzluk oldu zannettim. Laf çıkarma sabah sabah. Çok şükür huzurumuz yerinde. İşle ilgili bir yere gitmesi gerekiyordu, o kadar. Pek işe düştü bu aralar. Halbuki senin yanında olması lazım değil mi ya? Gebesin ya ondan diyorum. Bu ne böyle? Niye çamaşır suyu kokuyor? Geceden hepsini çamaşır suyuna bastım. Hah, oldu olacak, kezzaba bassaydın. İyice durula şunları. Bir daha görmeyeyim. Zehirleyeceksin bize. Senin için zehir dolmuş. Günaydın kızım. Günaydın baba. Evlatçığım, sen ev işleriyle artık bu kadar uğraşma. Uzat ayaklarını, istirahat et. Emine her şeyi yapar. Emine'ye kalsa ev iki günde Allah'lık olur baba. Acaba diyorum, yerine başkasını mı bakmaya başlasak? Malum, ileride ihtiyacım olacak ya. Yaparız bir şeyler evladım. Ama Emine'ye yol vermek olmaz. Onca yıl kahrımızı çekti. Hem çocuk doğduktan sonra sana yardımcı olur. Ben Emine'nin eline bırakmam çocuğumu baba. Bir şeyler yaparız. Daha önümüzde uzun zaman var. Namık nerede? O erken çıktı. Nereye gitti? Bir yere uğrayacakmış. Oradan geçecek şirkete. Günaydın amcaların en tatlısı. Ah, sana da ay parçası. Günaydın Şahiste abla. Günaydın. Amca, kolyemi fark etmedin mi? Ah, taktın mı sonunda? Ben de kaybetti herhalde. Bana söylemeye çekiniyor diye düşünmeye başlamıştım. Amca, olur mu öyle şey? Benim için bu kadar değerli bir şeyi ben kaybeder miyim? Aferin kızım. Mal kıymeti bilmek iyi şeydir. Çay koyayım mı? Emine, ekmek nerede? Aa. Hala getirmemişsin. Aa, hemen getireyim. Ablana çay koy yavrum, yardım et. O şimdi iki canlı. Hadi. Erkek dayıya, kız çocuk halaya çekermiş derler. Eğer torunum kız olursa Muazzez gibi güzel hamarat olacak inşallah. Hadi buyurun. Sait gelmiyor mu? Sait'i ara ki bulasın. Evi de otel gibi kullanıyor deli oğlan. Ne geldiği belli ne gitti.
İyice zıvanadan çıktı bu çocuk. Vallahi ne Namık ne siz hiç de öyle değilsiniz baba. Artık kime çektiyse. O serseri arkadaşları yüzünden. Doğru söylüyorsunuz. Aslında Sait özünde iyi biri. Yani çevresindekilere çok çabuk kanıyor. Biri yüzüne güldü mü hemen inanıveriyor. Oysa kimin içinde ne var bilmiyoruz ki. Geç kaldın. Sabah sabah senin peşinden buralara kadar gelmek zorunda mıyım ben? Eskiden her hafta sonu buraya gelirdik. Hatırlıyor musun? Bunları söylemek için mi çağırdın beni? O zamanlar hiçbir şey için olmaz demezdin bana. Evet. O zamanlar küçüktüm. Annemiz daha yeni ölmüştü. Kendimden çok sana üzülürdüm. Hadi ben anne sevgisi gördüm. Ama sen... Sen görmedin diye kahroldun. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için... Görüyorum ki fazla şımartmışım seni. Ben babamdan çok seni sevdim. Sana inandım. Abim beni yarı yolda bırakmaz dedim. Abim bana inanır dedim. Öyle de oldu zaten. Şayeste ile bile senin yüzünden evlendim. Ben böyle bir şey istemedim ki senden. Ben mi dedim sana benim için fedakarlık yap diye? İstemen gerekmezdi ki. Aile olmak bu demek zaten Sait. Fedakarlık demek. Kendimizden vazgeçeriz ailemiz için. Ben kendimden vazgeçebilirim. Ama Muazzez'den vazgeçmeyeceğim. Hala o sorumsuz çocuksun. Vitrinde gördüğü oyuncak için somurtan. Hatta ağlayan Sait. Ama Muazzez senin kullanıp bir kenara atacağın oyuncak değil. Seviyorum ben onu ya. Sen kimseyi sevemezsin. Bu sorumsuzlukla, bu gelgeç heveslerle kimseyi sevemezsin. Değişebilirim. Ben de sorumluluk sahibi biri olabilirim. Cebindeki kredi kartlarını son kuruşuna kadar harcayarak mı? Ha? Bu lafları çok duydum ben. Bunlarla kandıramazsın beni. Öyle mi abi? Tamam. Al o zaman. Kredi kartım. Al. Senin bana verdiğin kredi kartı al. Oldu mu? Bak bu da babamın verdiği. Bunu da al. Hatta bana verdiğin paraları da al ya al. Tamam mı? İkna oldun mu şimdi? Ne yaparsan yap. Asla Muazzez'i hak edemeyeceksin. Hak etsen bile o senin amcanın kızı. Senin de öyle. Bana ne kadar yasaksa sana da o kadar yasak, tamam mı? Beni aradan çıkarıp sana kalacak Muazzez zannediyorsun değil mi? Muazzez'in adını bu şekilde ağzına alma. Ben hayatımda kimseye karşı böyle hissetmedim ya. Daha öncekilerle eğleniyordum işte. Ama onu görünce kendimi unutuyorum. Ben onu çok seviyorum. Yok amca kızıymış, yok kardeş yarısıymış. Umurumda bile değil. Sus! Ben Muazzez'e aşığım. Bunu söylemek değil. Düşünmen bile imkansız. Hayır değil. Vazgeçeceksin. Geçmeyeceğim. Vazgeçeceksin Sait. Geçmeyeceğim. Bu sefer vazgeçeceksin. Geçmeyeceğim. Vazgeçmemeyi, inat etmeyi sen öğrettin bana. Bu sefer istediğini alamayacaksın Sait. Sen de seviyorsun onu değil mi? Ne oldu abi? Ne oldu ha? Sen de biliyorsun değil mi? Ama kendine yediremiyorsun işte. Senin bana yaptığını sana yapmayacağım. İstersen öldür. Umurumda bile değil. Gerçeği ikimiz de biliyoruz, tamam mı? Muazzez'den uzak dur. Ondan uzak dur. Thank you.
Bu evde bana ait bir şey var. Uslu uslu onu bana verirseniz kimsenin canı yanmaz. Anladın mı? Şimdi elimi yavaşça çekeceğim. Eğer bağırmaya kalkarsan... Sen... Muazzez'in eve aldığı adamsın. Aynen öyle. Ne istiyorsun benden? Bak, eğer istediğin paraysa... Para işin sadece süsü. Anlıyor musun? Ha? Kocam bunu benim odamda düşürdü. Muazzez'den uzak durmamı söyledi. İnan elimde olsam kırığına çek git derdim. Ama babam müsaade etmez. Ne babam ne de... Elimde Muazzez'e ait çok önemli bir şey var. Şayeste! Şayeste! Şayeste Hanım! Ne olur izin ver, göndereceğim. Şayeste! Ne peşimden gelip duruyorsun? Biraz hava alayım dedim, o kadar. Hadi git içeri. Bir rahat bırakın ya. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz değil mi? Muazzez'in bu evden gitmesini. Şurada aşağıda çay bahçesi var. Sen oraya git. Ben birazdan geleceğim. Her şeyi orada konuşuruz, tamam mı? Onun çıkış bileti bende. Unutma. Yazdım bunu bir kenara. Sana da merhaba. Neden söyledin? Ne diyorsun, ne söylemişim anlamıyorum. Feyyaz meselesi. Hemen gidip yetiştirmişsin Namık abiye. Namık abi de gelip sana anlattı değil mi? Salak kafam, bunu düşünmem gerekirdi. Anlatmadı, ben anladım. Bunu verince. Bunu Feyyaz almıştı boynumdan. Namık abi de gidip geri mi almış? Neden ihanet ettin bana? Trajik trajik konuşma lütfen. İhanet falan yok. Geçen gün onun buraya geldiğini söylemiştim ya sana. O gün beni çekip yarın Muazzez'i parkta bekliyorum dedi. Bunu bana söylememiştin. Söylemedim çünkü kalkıp gidersin diye korktun. Ne bileyim öyle bir tiple park köşelerinde başına bir şey gelir diye. Bak ben Namık abiyi senden daha iyi tanıyorum. Yani annem yıllardır yanlarında çalışıyor. Eğer ona söylersem o da bir yolunu bulur def eder Feyyaz'ı. Sen de rahat edersin diye düşündüm. Yanlış mı düşünmüşüm? Yoksa benim yüzümden azar mı işittin Namık abiden? Yo. Hatta tam tersi. Bir açıklama bile istemedi. Yani kolyeyi verdi, konu kapandı dedi. Peki nasıl almış? Kavga mı etmişler? Bilmem. Anlatmadı. Gerekeni yaptım dedi, o kadar. Adam gibi adam derler ya, işte budur. Adam gibi adam. Kızmadın değil mi bana? Yok. Aslında böyle daha iyi oldu. Feyyaz hala bana musallat olacaktı. Şimdi konu tamamen kapandı. Bitti gitti. Şahiste nasılsın? Kusura bakma, arayamadım. İyiyim Namık. Şimdi biraz yürüyüşe çıktım. Evde bunaldım da. Ya iyi yapmışsın. Çok yorma kendini. Bir ara doktora gidince de soralım. Belki bu kadar hareket iyi değildir bebek için. Ben sordum zaten. Senin sormana gerek yok. Yani bu aylarda istediğimi yapabilirmişim. Neyse sen beni bırak da fabrikadan haber ver. Ne fabrikası?
Fabrikada sorun çıktı dedin ya Namık. O yüzden çağırmadılar mı seni sabah sabah? Ha evet. Küçük bir arızaymış. Hemen hallettik. Akşama tekrar görüşürüz. Hoş geldin hanım abla. Otur bir çay mı iç? Oyalanacak vaktim yok benim. Elinde Muazzez'e dair ne varsa hemen göster şimdi. Sağlam bir yerde. Hemen getireceğimi sanmadın değil mi? Otur diyorsam otur. Hanım ablaya bir çay. Şimdi senin bu Muazzez... Babası hastalandığında paraya sıkıştı. Ben de onu sevdiğimden hem de insanlıktan kuyumcuya götürdüm. Birkaç ödünç altın alacaktık. İade edecektik ama. Ona ne şüphe? Nasıl düşünüyorsan artık. Kuyumcuda altınlara bakarken ben altınların birkaç tanesini Muazzez'in çantasına paket ettim. Tam kuyumcudan çıkıyorduk. Kuyumcu bizi enseledi. Sonra? Bizi karakola çektiler. Muazzez inci bir gözyaşlarını akıtınca komiser ona acıdı. Tahmin edebiliyorum. Hep aynı numara. Kuyumcuyu çağırdılar. Muazzez'in yaşının ufaklığı falan filan. Buraya alım geldi. Babasının hastalığını falan anlattı. Adam şikayetini geri çekti. O işten de yırttı yani. Öyle. Tabii... Nezarette kaldığının ve hırsızlık yaptığının dosyası hala duruyor. Canlı şahit de benim. Onu evden göndermenin bileti bende. Tabii bedelini ödersen. Aa, Sevda, ne işin var senin bu saatte burada? Hoca rahatsızlanmıştı anne. Ders iptal oldu. Ha. Bak bu Muazzez. Aa, memnun oldum. Ben de. O kadar çok adını işittim, tanışmak bugüne kısmetmiş. Ders iptal olunca Muazzez de fırsattan istifade amcamların iş yerini göreyim dedi. İyi ettiniz. Amcamlar burada mı? Yok, toptancıya kadar gitti. Bir iki saate anca döner. Namık abim? O daha gelmedi. Ya hadi oturun, size bir çay getireyim. Ya da soğuk bir şey. Gazoz? Ben gazoz alırım. Tamam. Habersiz işe kalkışırsan olacağı buydu. Hakikaten ha. Keşke önce haber verseydik. Bekleriz, ne yapalım? Kızım evde teşekkür etsene efendi gibi. Ya, dersi astık bir de. Kızım olmuyor işte öyle. Evde herkesin gözü üstümde. E bir de Şahiste ablanın yani. En iyisi iş yeri. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nurhan Hanım, bu sözleşmeleri son... Nurhan Hanım, bu sözleşmeleri kontrol edip tekrar düzenler misiniz lütfen? Tabii. Muazzez, bu ne güzel sürpriz. Nereden çıktınız siz? Amcamlara bakmıştım da. Ahmet amca yok ama ben buradayım. Ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Hadi gel, yukarıda arkadaşım var Adrian. Katalog için fotoğraf çekiyoruz. Ne alaka, ben ne anlarım? Ya bizim de genç fikirlere ihtiyacımız var. Hadi itiraz istemiyorum, hadi. Hadi. Kaldık mı baş başa? Nasıl gidiyor Adrian? Oo. Bak seni arkadaşımla tanıştırayım. Adrian Muazzez. Merhaba. Kendisi Fransızdır ama uzun yıllardır burada yaşıyor. İstanbul insanı çok şaşırtıyor. Mademoiselle eğer kabul ederse katalog çekimi için alabiliriz. Ben mi? Işıkların altında bir yıldız. Une jeune femme en fleur. Yeni açmış bir çiçek diyor senin için. Yani Gonca Gül manasında.
Çok kibarsınız ama ben poz vermeyi bilmem ki. Alo, j'écoute. Muazzez, ne diyorsun? Denemek ister misin? Ya, amcam rahatsız olur şimdi. Ya, neden rahatsız olsun? Çıplak poz vermeyeceksin ki. Yok ya. Adriana poz verebilmek için kimler kimler sırada bekliyor bir bilsen. Ya bir dene istersen. Sıkılırsan bırakırsın. Ha? Pardon. Mademoiselle poz vermeyi kabul ediyor mu? Ediyor, ediyor. Bakalım Muazzez'in güzelliğini fotoğraflara yansıtabilecek misin? Burada durun. Şurası. Evet. Sen bu Muazzez'den neden nefret ediyorsun? Ne nefret etmesi var? Köpek gibi aşığım. Gözümün önünde olsun isterim. Ya sen? Sen niye diş biliyorsun bu kıza bu kadar? Kanım ısınmadı, yetmez mi? Kocanın ısındı ama değil mi? Kimse akraba kız için otel basmaz. Kocanın yüzünde yazanları okumak için üniversite mezun olmaya acet yok. Ağzından burnundan akıyor Muazzez'e tutuldu. Al şunu. Muazzez'i evden gönderebilirsek dahası da gelecek. Ama önce yapmanı istediğim bir şey daha var. Karakola gidip sana saldırdığı için kocamı şikayet edeceksin. Kocanı ihbar etmemi mi istiyorsun? Evet. Benim çektiklerime denk olmasa da o da çeksin. Sevdim bu hareketi. Sen de az psikopat değilsin hanım abla. Fenasın. İşin üzerine düşüyor. Onu yakala. Nasıl yani? Kollarını havaya kaldır. Işığı tutuyor gibi. Tamam. Burada. Biraz sonra. Saçlar, saçlarını oyna ve objektife bak. Biraz gülümse. Objektife bak. İki elin saçında. Çok güzel. Dikkat. Objektife bak. Adam baya baya kaptırdı kendini. Ahmet Bey gelirse ne der bu işe bilmem. İnşallah kabak benim başıma patlamaz. Muazzez çok sürecek mi? Ben acıkmaya başladım. Bitiyor bitiyor şimdi. Adrian. Bir tane beraber çek. Hatıra kalsın. Şöyle. Gel. Bakayım. Magnifik. Ne demek? Çok güzel oldu diyor. Mademoiselle. Fotomodellik yapmak isterseniz ben hep hazırım. Adrian, biz izin istiyoruz. Ben küçük hanımları yemeğe götürüyorum. Okey. Eline sağlık, sağ ol. Gerek yok, annem bir şeyler hazırlayacaktı. İtiraz istemiyorum. Size iş yemeği yedirecek halim yok herhalde. Şahane hamburgerler yapan harika bir yer biliyorum. O zaman ikiniz gidin. Yok kızım, olur mu öyle şey? Yalnız bırakma arkadaşım, sen de git. Evet, mızıkçılık yapma, hadi. Nurhan Hanım. Buyurun. Beni adamdan saymıyor musunuz? Yok, o bakımdan demedim. Ne? O kadar mı kötü? Yok. Sen bakma bana ya, boş bulundum. Doktor bey, zamanla iyileşecek değil mi? Tabii ki iyileşecek. Ayna verin bana. Şimdi bakıp moralinizi bozmayın isterseniz. Yara daha taze olduğu için... Ayna verin bana! Yüzümü görmek istiyorum! Görmeye hakkı var. Ya Pınar, yapma sen. Pınar, dur!
birkaç hafta sonra dikişlerinizi alacağız. Sonrasında estetik ameliyatla %80 eski halinize döneceksiniz. Bu ne? Bu ben miyim? Yüzümü geri istiyorum ben. Yüzümü geri istiyorum ben! Kesikler derin olduğu için tamamen iyileşmesi söz konusu değil. Ama böyle de kalmayacak tabii ki. Tabii ki kalmayacak. Hem artık neler yapıyorlar biliyorsun. Çok değişik estetik operasyonlar yapılıyor. Mahmut geldi, hadi geldi. İstersen sen bunu. Yok, sağ ol. Geliyor benimki. Adrian büyücü gibidir. Taşı çekse mücevher sanırsın. Dur. Sosla dene. Çok güzel oluyor. Bir de senin kadar güzel bir kızı çekince. Ama bilseydim saçımı daha iyi yapardım ya. Ne böyle salkım saçak. Ya çirkin kızların süslenmeye ihtiyacı vardır. Senin yok. Siz onunla nereden tanışıyorsunuz? Amerika'dan. Yok sağ ol. O zamanlar moda editörüydü. Sonra sıkılıp İstanbul'a buraya döndü. Ya Türkçeyi çok iyi biliyor ama. İşte. Siz de Fransızca da fena sayılmazsınız. Yani hemen anladınız dediğini. Biraz İngilizce, biraz Türkçe, az Fransızca anlaşıyoruz. Ne var onda anlamayacak? 3 tane Fransız filmi izlesen sen de anlarsın. Ben de öyle yaptım zaten. 3 tane Fransız filmi seyrettim. Muazzez. Bak Adrian'ın dediklerini hafife alma. Sen de star ışığı var. Herhangi ortama girsen bütün kafalar sana çevriliyor. Fotomodellik hatta mankenlik yapabilirsin. Cidden yapabilir miyim öyle bir şey ya? Evet yapabilirsin. Gençsin, güzelsin. Hayallerinin peşinde koşman gerek. İstersen ben senin için bir ajanstan randevu alırım. Ha? Önce bir amcana ya da Namık abiye sor istersen. Amcam iyi hoştur da böyle şeylerden hoşlanmaz. Yani Namık abi ise de... Namık abi ise? Ya ne bileyim, önce üniversiteyi falan bitirdiler herhalde. Evet, bence de en doğrusu o olur zaten. Ya bu konuşmalarda biraz sistem seziyorum. Namık sana klasik abilik mi taslıyor yoksa? Taslayacak tabii, ne var bunda? Yani her başı sıkıştığında ona güvenebileceği, destek olacak bir abisi var Muazzez'in. Evet, yakınmaya hiç hakkım yok. Yani Namık abi beni olur olmadık şeylerden kurtardı. Olur olmadık derken? Öyle işte. Ona ne yapsam borcumu ödeyemem. Ya Sevda yesene. Yiyorum. Ne var? Alo Sait. Pınar'ın yüzündeki sargıları açtılar. O da yüzünü o halde görünce sinir krizi geçirdi. Hemen buraya gelmen lazım. Ne yapayım? Beni niye arıyorsun ki? Ben Pınar'ın kocası değilim, sevgilisi değilim, bakıcısı da değilim. İyi de onun suratını enkaz haline getiren de sensin. O da benim hayatımı enkaz haline getirdi ama. Burada neler çektiğimi farkında değilsiniz tabii. Düşün artık yakamdan ya, düşün. Bana bak. Eğer cesaretin varsa gelirsin, bunları suratına söylersin. Alo. Merhaba Nur Hanım. Hoş geldiniz. İşiniz uzadı epey. Ya öyle oldu. Oh, sana zahmet. Bana bir yorgunluk kahvesi yapar mısın? Tabii. Bugün yeğeniniz uğradı Sevda ile birlikte. Öyle mi? Hayrola? Bir şey mi olmuş? Yo, öylesine. Biraz oturup gittiler. Karşılaşamadık desenize. Ben kahvenizi getireyim. Nur Hanım, kapıyı kapatırız. Evet, ne var? Nerede buluşacağız, onu söyle. Peki. Thank you.
tatil bir planın var mı? Yok. Amcamlarla evde oturacağım. Bak istersen hani sana bahsettiğim konser vardı ya. Onu ayarlayabilirim. Bilmem. Başka zaman. Yemek için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Fotoğraflar çıkar çıkmaz ben sana haber veririm. Sevinirim. Ne güzel. Hiç dolmuş otobüs kullanmıyorsun. Her zaman kendini taşıtacak birilerini buluyorsun. Amcamın şirketine gitmiştim de orada Halil Bey'le karşılaştık. Onun da yolu buradan geçiyormuş, seni bırakayım dedi. Öyle mi? Yani ben istemedim. O da ısrar edince reddetmek ayıp olur dedim. En doğrusunu yapmışsın. Reddetmek olmaz ki. Hem Halil Bey hepimizin tanıdığı, bildiği bir insan. Öyle değil mi Muazzez? Yemekleri ocağa koydum, pişiyorlar valla. Ay Muazzez sen misin? Şayeste beni teftişe geldi sandım valla. Sen bunlardan anlar mısın Muazzez? Ne bu Emine teyze? Şey, Şahiste beni misafir içine çıkarmaya utanıyor ya. Şöyle diyorum, elime yüzüme saçıma başıma bir çeki düzen versen belki o zaman utanmaz ha. Ya vallahi ben de bilmiyorum ama üstünde yazıyor nasıl yapılacağı. Gel istersen odamda bakalım. Ay sahi mi söylüyorsun? Evet. Ben de sana karşılığında ne istersen veririm. Ya saçmalama Emine teyze, senden bir şey mi istiyorum ben? İçimden geldi. Hadi gel. Efendim anne. Alo. Şahiste. Nasılsın kızım? İyilik ne olsun? Ay kız bana bak. Dün geceden beri uyuyamıyorum. Ne oldu? Muazzez'e hediyeyi getirenler belli oldu mu? Çıktı mı kokusu? Çıktı çıktı. Kapıya kadar kim bıraktıysa hediyeleri de o göndermiştir. Of. Kayınbabana böyle söyleseydin, ispiyonlasaydın hemen. Deseydin ki ama... Babacığım deseydin yani olmaz ki böyle. Yani bir kızın çeyizi namusudur. Yani onda bu da yok. Biz böyle köklü bir aileyiz değil mi? Olmaz. Yarın öbür gün söz gelir bize. Ya, ayıp olur, yakışmaz bize deseydin. Böyle adamın şerefine oynasaydın. Ha? Bakarsın o Bodur Ahmet Şükrü'nün böyle gözü döner de kızı koyuverir kapıya. Lüzumu yok anne. Muazzez gidici zaten. Gidici mi? Nasıl kız? Şimdi anlatamam da her şey bir hallolsun. Konuşuruz etraflıca, tamam mı? Hadi kapatıyorum. Allah Allah. Allah gideceğim şey o nasıl yani? Ay dur ben bir fal bakayım. Ay kulağımın içine kadar girdi. Ay. Ay Şahiste beni mutfakta görmezse canımı okur valla. Ay Emine teyze korkma ya. Bu da bir ihtiyaç sonuçta. Güzel olacak mıyım acaba ha? Olacaksın tabii. Ha? Ay Şam şeytanına dönmeyeyim sonra. Aa Emine teyze amma abarttın ha. Al tarafı bir maske yani. Bak sen bir de bunun üstüne git bir kuaföre, saçlarını şöyle kocaman yaptır. Fıstık gibi olursun fıstık. Aa sen iyi bir kızsın vallahi Muazzez. Şahiste Nemrut'u gibi değilsin. Şahiste yaralı parmağı işemez. Ben de sırf bana kötü sanıyordum. Onun tabiatı öyle anacığım. Bildiğin kötü işte. Sana da bir ayrı taktı ya. Niye taktı ki? Sen git bir aynaya bak kendine. Bir de Şahiste'ye. O zaman anlarsın ne demek istediğimi. Kızım güzelin dostu olmaz. Bunu böyle bil. Ay yüzüm gerim gerim gerildi valla. Ay. Thank you.
fazla kalabileceğimi sanmıyorum. Hadi ne diyeceksen de. Ahmet Şükrü, seninle bir konuda anlaşalım. Muazzez senin yeğeninse benim de kızım. Öyle ayaküstü geçiştiremezsin beni. Geç otur şöyle karşıma. Al şunu. Ne bu? Muazzez'e gönderdiğin ıvır zıvırın parası. Al şunu geri. Onları kızıma aldım ben. Sana kaç defa söyleyeceğim? Muazzez seni öldü biliyor. Niçin ona bu kötülüğü yapmak istiyorsun? Kim? Ben mi ona kötülük yapacağım? Tek istediğim ona ulaşmak. Bunun için de her yolu deneyeceğim. Ben de seni engellemek için elimden geleni ardıma koymayacağım. Gaddarlığından vazgeçmeyeceksin değil mi? Tamam. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı herhalde. Etrafa rezil mi edeceksin beni? Kes ağlamayı. Gözyaşı dökerek kendini acındırmak mı istiyorsun? Hiç anlamıyorsun değil mi? Yaptığım hatanın bedelini yıllarca ödedim ben. Çektiğim ızdıraptan hasta düştüm. Doktorlar günleri sayılı diyordu, aldırmıyorum. Beni yaşatan tek şey kızımın varlığı. Artık çok geç belki sana. Bunu vaktiyle düşünecektin. Haksızlık yapma. Anneyim ben. Bir sabah uyanamamaktan, kızımın bana anne dediğini duymadan ölmekten, ona sarılamamaktan korkuyorum. Kalbin taştan tuğladan değilse anlasana be adam. Yaşadıklarının kabahatlisi ne benim ne de Muazzez. Bundan sonra kimseyi suçlamaya kalkma. Sana yapacağım tek iyilik tedavine yardım etmek olabilir. Sen neden böyle bir iyilik yapacaksın ki? Muazzez'in masumiyetini korumak için. Merhaba. Merhaba. Namık Tunçel burada mı? Evet burada. Hayırdır, bir şey mi oldu? Kendisiyle görüşmemiz lazım. Tabii. Buyurun. Namık Bey, memur beyler sizinle görüşmek istiyor. Buyurun. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Kardeşimle alakalı bir şey mi? Hayır, sizin hakkınızda bir şikayet var. Nur Hanım, bize müsaade eder misiniz? Tabii. Buyurun. Ani tecavüz ve saldırı suçundan hakkınıza şikayet var. Karakola gitmemiz gerekiyor. Merak ettim. Bu vakte kadar... Ne oldu yüzüne? Kiminle kavga ettin? Abimle. Benim yüzümden değil mi? Evet. Seni o gün dizime çöktüğünü görünce yanlış anladı. Hayır, hiçbir şey yanlış anlamadı. Ben seni çok seviyorum. Ve bunu söylemekten de utanmıyorum.
söyleme. Bak öyle bir şey mümkün değil ya. Biz kardeşiz. Sen benim kardeşim falan değilsin ya. Yine de uzaklaşacağım senden. Uzaklaşacağım. Eski hayatımı temizlemeden yanına yaklaşmayacağım. Sayın, hayır ya. Bırak. Ya bak, burası senin evin. Eğer birisinin bu evden gitmesi gerekiyorsa o da benim. Benim gitmem gerekiyor işte. Öyle değil mi? Ben kimim ki ya? Sen beni sevmemekte, beni itmekte haklısın. Şu halimle ben bile kendimi sevmiyorum. Sayın, ne olur öyle deme. Abim de haklı. Değil mi? Ben kim seni sevmek ki? Sen safsın, güzelsin. Ben... Şu ellerimle sana dokunmaya bile hakkım yok. Önce Pınar'dan ayrılacağım. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Eğer onu seviyorsan ona git. Amcamın kızını rahatsız etmiş. Üstelik birkaç kez de dershaneye gidip sıkıştırmış. Hatta kolyesini de zorla almış. Neden şikayetçi olmadınız? Gözdağı verirsem korkuturum diye düşünmüştüm. Herkes sizin gibi kendi işini kendi halletmeye kalkarsa bu ülkenin hali ne olur biliyor musunuz? Haklısınız. Feyyaz Özcan'ın oteldeki odasına zorla girip darp etmişsiniz. Doğrudur. Çok öfkeliydim. Burası dağ başı mı kardeşim? Komiserim, bu adam serseri ve hırsız. Bu size onu darp etme hakkı vermez. Bitti mi? Verin. İfademi imzaladıktan sonra gidebilir miyim? Savcılığa çıkana kadar buradasınız. Bu arada haber vermemizi istediğiniz yakınınız varsa bildirin. İmzalar mısınız? Yok. Karakolda mı hala? İfadesini alıyorlar. Bırakacaklar mı sonra? Adalet sırf bizim gibi garibanlara işlemiyorsa geceyi içeride geçirir. Sabah da mahkemeye çıkarırlar, tutuklanır. Sen de hıncını almış olursun hanım abla. Tamam, kes. Yarın ilk iş o belgeyi bana getiriyorsun. Ha, bu arada dönüp şikayetini geri al. Kocamın bu geceyi nezarethanede geçirmesini istemem. Namık Tunçel. Benim. Feyyaz Özcan şikayetini geri aldı. Serbestsiniz. Günaydın. Günaydın. Dün gece kaçta geldin fark etmemişim ben. Biraz geç geldim. Ofiste işlerim vardı da onları hallettim. Yazık sana. Neşen yerinde bugün. İçimden bir ses bugün çok güzel şeyler olacak diyor. Sait. Sait. Kalksana genç. O zaman şu telefonu bak. Elimden bir kaza çıkacak. Sabahtan beri çalıyor bangır bangır ya. Cık.
Ya böyle adam mı uyandırılır ya? Alo. Pınar taburcu oldu, eve geldik. Pınar mı? Pınar ya. Bakıyorum çabuk unuttun. Neyse. Bana bak. Kız berbat durumda. 5 dakikalığını bile olsa gel yüzünü göster. Tamam, geliyorum. Sende fazla para var mı? Bendik suyunu çekti. Kredi kartın yok mu? Yok, kullanmıyorum artık kart falan. O niye? Ya uzatmasana, var mı yok mu işte? Dur, bekle, bir olacak bir yerlerde. Bir evler yaptırdım uyurum izem sazdan sazdan. Emine! Kes şu karga sesini! Domatesler, salatalıklar niye doğranmamış hala? Doğruyorum şimdi. Şu biberleri közleyiver. Babam sever. Olur. Sen bak bakayım bana. Ne bu saçının hali? Yaptırdım. Aferin Emine. Şahtın şahbaz olmuşsun. Bravo. Keşke Sait de bizimle beraber kahvaltı etseydi bu sabah. Baba söyledim ya, ders çalışacak arkadaşına gitti. Sınavlar bitene kadar. Niye böyle oldu bu oğlan, bir türlü anlayamıyorum. Kötü bir şey yok ya baba, ders çalışacaklarmış işte. Kızım oturup evde çalışsın, ona karışan yok ki. Belki kalabalık çalışmaları gereken bir şeydir. Hani böyle proje falan hazırlıyorlar ya. Bak işte bunu düşünemedim. Nasıl da korursun Sait'i. Kendi çocuğun olduğu zaman kim bilir ne kadar yufka yürekli olacaksın. Günaydın. Günaydın Muazzez. Ya o gece teşekkür edemedim. Yani hem kolye için hem de Feyyaz'dan kurtardığım için. Teşekküre lüzum yok. Seni tekrar rahatsız etmedi değil mi? Yok. O günden sonra bir daha çıkmadı karşıma. Senin de başını belaya soktum ama. Yok canım, o değil de... Yani öyle bir adamı tanıyor olmana üzüldüm biraz. Ya Huriye teyzenin yeğeni. Yani öyle olması alakam olmaz. Bundan sonra kimin nesi olursa olsun... Öyle adamlarla muhatap olmak yok. Olma. Hadi kahvaltı. Şey... Sait'le tartışmışsınız. Sait mi söyledi? Yok, hayır. Ben anladım. Bak, Sait'le aramızda bir şey olduğunu sanıp kızdıysan eğer... O yönden hiç kaygın olmasın. Yani öyle bir şey mümkün değil. Ama... Huzursuzluk yaratıyorsam İzmir'e Huriye teyzenin yanına dönebilirim. Olur mu öyle şey canım? Ya mutsuzluk yaratacağım ama. Hayır, sen bize mutsuzluk vermiyorsun. Ayrıca bu gitme meselesini de kapat. Bundan sonra hep yanımızda kalacaksın. Tamam mı? Seni çok seviyorum Namık abi. Hem de çok. Hadi. Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın. Günaydın. Ben çayını koyayım Namık. Sait yok mu? Ders çalışıyormuş arkadaşlarıyla. Sınavlar bitene kadar arkadaşında kalacakmış. İyi yapmış. Kapıda 2 usta var, sizi soruyorlar. Siz devam edin, ben geliyorum. Niye gelmişler baba? Ben ilgileneyim. Oğlum, merak kediyi öldürür. Karışma. Allah Allah. Sende bir tuhaflık var bugün. Bir güzellik, bir hoşluk. Yo, her zamanki halim. Hoş geldin Nizam Usta. Hoş bulduk. Kahvaltı ettiniz mi? Ettim, çok sağ ol. O zaman buyurun yukarı.
Bir an önce ölçüleri alalım da sizi de fazla meşgul etmeyelim. Yandan mı kahve? Diyorum ki şöyle arka bahçeye ufak bir havuz yaptırsak, içerisinde renkli balıklar falan koysak. Olmayacak şey değil. Olur mu canım öyle şey? Yani bebek büyüyüp ayaklanınca havuz çok tehlikeli olur. Olmaz. Doğru söylüyor. Sana akvaryum alırız. Renkli balıklarını onun içine atarsın. O zaman çocuk biraz büyüyünce küçük bir köpek alın. Ben çocukken çok istemiştim. Mikrop taşır onlar. Yani el kadar çocuğu bir zevk için hasta mı edelim canım? Allah Allah. Bankalarda çocuk hesabı oluyormuş. Daha doğmadan para biriktiriyormuşsun. Yani ileride istikbalini garanti edebilmek için. İstiyorsan bir tane açtırırız hemen. Ama benim çocuğumun istikbal korkusu olmayacak. Çünkü ona hayatı boyunca yokluk çektirmeyeceğim. Ya eminim muhteşem bir baba olacaksın. Elimden geleni yapacağım. Bundan sonra kendi isteklerimden vazgeçip sadece onun için yaşayacağım. Hayatta en çok istediğin şey baba olmak değil miydi zaten? Öyleydi. Yani hala öyle. Pardon. Doktora ne zaman gideceğiz? Sen işini aksatma Namık. Ben giderim. Aa, olur mu öyle şey? Bundan sonraki ultrasona ben de geleceğim. Kendi gözlerimle görmek istiyorum çocuğumu. Ne sürprizi ki ya? Söylersem sürpriz olmaktan çıkar. Buluşunca görürsün, olur mu? Ya bilmem ki, bugün gelemem. Aa, yapma, bak çok sevineceğim bir şey. Tamam, bir saatçik ama. Bak uzak yerlere gelmem. Tamam, biliyorum orayı. Hadi bay bay. Namık abi, ben çıkabilir miyim? Nereye gidiyorsun? Ya dershanedeki arkadaşlarla buluşacağız da. Ama Sevda da olacak. Geç kalma mı? Tamam, en geç 2 saat evdeyim. Duy da inanma. Şuna bak, etekleri zil çalıyor. Kim bilir kiminle buluşacak. Genç kız tabii. Flörtleri de olacak, sevgilileri de. Muazzez'in yaşı başı ne ki? Aa, Namık, sen amca kızını bu kadar kıskanıyorsan, kim bilir kızımız olursa onu ne kadar kıskanacaksın. Nihayet. Nerede Pınar? Odasında. Yatıyor. Bütün gün ağzını bıçak açmadı. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen de ona biraz iyi davranmaya çalış, tamam mı? Yani en azından bu dönemi geçirene kadar. Nasılsın? Yani şimdi nasıl hissediyorsun? Böyle göründüğüne bakma. Birkaç estetik ameliyatla düzelecekmiş. Hatta eskisinden bile daha güzel olur diyorlar. Sevindim. Senin adına yani. Geleceğini bilseydim makyaj yapardım. Ah! Hatta şimdi yapabilirim. Bütün izler kapanır. Şu gördüğüm makyaj malzemeleri var ya. Nelere kadir bir bilsen. Hani o porselen gibi görünen kadınlar var ya, onların hepsi yalan. Ben ayrılmak istiyorum. Yüzümdeki yaralar için mi? Hayır. Peki neden? Bak sana daha evvel de söyledim. Ben yapamıyorum. Biz birbirimize uygun değiliz. Aramızdaki yaş farkından mı bahsediyorsun?
Hayır, o yüzden de değil. Peki ne yüzden? Sevmiyorum seni. Beni bir ucubeye çevirdikten sonra mı söylüyorsun bunları sen? Daha önce de söyledim sana kaç defa hem de. Hep duymamazlıktan geldin, geçiştirdin. Ayrıca bir ucubeye seni ben çevirmedim, tamam mı? Çok sarhoştun, geldin. Ayağın kaydı, düştün işte. Ben hiçbir şey yapmadım, tamam mı? Sen düştün. Beni itmesen ben düşmezdim. Bak, daha fazla kavga edip seni kırmak istemiyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim, tamam mı? Sen buraya gel! Buraya gel! Buraya gel dedim sana, buraya gel! O zaman neden başımda bekledin? Neden hastaneye geldin? Ha? İfa... Polisten korktuğun için değil mi? Artık korkmuyorum. İfademi değiştirirsem görürsün. Pis korkak. Ne yaparsan yap ya. İstersen şikayet et. Buraya gel. Buraya gel. Biliyorum beni o kız yüzünden terk ediyorsun. Ama bana yaşattıklarının bir seni yaşatacağım. Sayet! Bırak! Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ablamlar içeride mi? Aşağıda bahçedeler. Ah, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Mehmet ben. Muazzez. Mehmet benim nişanlım. Aa, memnun oldum. Çok, ben bir mukabele. Bir mukabele. Canım benim, sen çıkıyordun herhalde. Biz seni tutmayalım. Tamam, sonra uzun uzun görüşürüz zaten. Tabii tabii. Artık sık sık görüşürüz ya. Hadi bakalım. Ne bakıyorsun öyle benim be? Ya ne var ya, Allah Allah ya. Güzele bakmak sevaptır kızım. Eksik olsun öyle sevap. Ay Mehmet ya, hem de benim yanımda ya. Gözümün önünde, aşk olsun ha. Bana bak. Hı. Anladın sen, hadi yürü. Kimmiş ki bu ya? Üf, eniştenin amca kızı, sana ne? Yürü ha. Dedim, hadi. Bak Sevda, Namık abi sorarsa ben seninle buluşacağım dedim, tamam mı? Sakın çaktırma bak. Kızım, beni niye bulaştırıyorsun böyle şeylere? Hem kiminle buluşacaksın sen? Bak, sakın o Feyyaz denen serseriyle deme. Ya Sevda, o iş bitti dedim sana. Yani karıştırma artık. Anlatırım gelince, hadi. Affedersiniz, Esra buradan mı gidiliyor? Oo, orası bayağı uzak. Ben de oraya gidiyorum, buradan minibüs kalkıyor. Ay şey, eğer istersen birlikte gidebiliriz. Ben taksiyle gideceğim. Hem de kaybolmam. Bana da yardımcı olursun. İstanbul'un yabancısıyım da biraz. Ben de yabancısıyım ama. Gidelim mi? Tamam. Bir nikah iptal olmuş da biz de öyle gün alabildik hemen. Yoksa bekle dur. Niye bu kadar acele ettiniz ki? Al benden de o kadar. Gelinle ölü bekletilmezmiş Namık. Pek iyi yapmışsınız. Bir an önce nikahınız kıyılsın da yuvanızı bilirsiniz. Evinizi tuttunuz mu bari? Annemlerin hemen arka sokağında bir ev vardı. Orayı tuttuk. Ya gerçi biraz küçük ama olsun. Bizim için yeterli. Bir tek gelinlik kaldı. Ya aslında diktirmek istiyordum tabii ama ne yapalım, acele olunca onu da hazır alacağız artık. Ve daha benim damatlık da var ha. Ay Mehmet, erkek kısmının öyle kıyafete düşkünlüğü nerede görülmüş canım? Sait'le aramızda bir şey olduğunu sanıp kızdıysan eğer, o yönden hiç kaygın olmasın. Yani öyle bir şey mümkün değil. Niye güldün Namık? Hiç. Üstüne bir şey alsaydın, üşürsün sonra. İyi. Şahiste. Telefonun odada zır zır çalıyor. Odama girme diye tembihlediğin için getiremedim. Tamam, ben bakarım. Geliyorum birazdan. Ablacığım yavaş. İki canlısın sen, unuttun mu? Ha, doğru ya. Alışamadım henüz. Dikkat ederim. Vay bacanak. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bak sen tesadüfin iğne deliğine ya. Desene biz iki bacanak aynı anda. Ha? Ha. Ya şey demek istedi enişteciğim, hani siz de işe gidiyormuşsunuz ya. Sen kaçta gidiyorsun enişte işe?
buradan sağa dönersek daha kesin mi oluyor? Yabancı değilsin sanki buralara. Yani yeni yeni öğreniyorum. Ben de daha yeni taşındım sayılır. Nereden geldin? İzmir. Okul için mi? Yok. Babam öldü. Ben de amcamın yanına taşındım. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Annen? O sağ mı? O da ben bebekken ölmüş. Hiç tanıyamadım. Sağ olsun amcam eksikliklerini hissettirtmiyor. Hiçbir şey insanın annesi gibi olmaz. Geldik. Ben burada ineceğim. Siz buradan devam edeceksiniz. Zaten yol çıkacak karşınıza. Göreceksiniz. Sağ ol kızım. Rica ederim. İleride buralara çok işim düşecek. Belki yine karşılaşırız. Ben Belkıs. Ben de Muazzez. İyi günler. Hoşça kal. Neredesin? Tamam, sen biraz oyalan. Paran hazır, merak etme. Arayacağım ben seni tekrar. Ya ödeyeceğim dedim Cengiz. Ne zaman sözümde durmadım ben? Tamam abicim, bir çıkış yolu buldum diyorum sana. Tamam, arayacağım ben seni. Kapatmak zorundayım şimdi. Tamam hadi. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bakar mısın? Buyurun. Ne içersin? Çay. Bize iki çay. Hemen getiriyorum. Sürpriz ne? Amma sabırsızsın. Al. Fotoğraflar mı? Evet. Fırladın öyle birden. Yok bir şey. Her şey yolunda. Ne gülüyorsun sen öyle? Eniştem de iyice havaya girmiş ha. Ne havası? Ya babalık havası diyorum işte. Baksana adam iyice üstüne titreyip duruyor. Ay yazık ya. Şimdi hamile olmadığını öğrenince nasıl üzülecek adam? Aa, anlamaz. Senin ultrasonunu gördü dedim ya. Abla bir onunla olur mu iş? Karnım büyümeyecek, böyle kalacak. Ay üstüme gelme Zeynet. Bir hal çaresine bakacağız. Allah Allah. Hadi inelim. Ya fotoğraflar çok güzel çıkmış. Beğendin mi? Bayıldım. Biliyor musun? Sen fotoğraftakilerden daha güzelsin. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ya ne yaptım ki canım? Sen olmasaydın hayatta ben böyle bir işe kalkışmazdım. Adrian'ın güzelliğini çok etkilemişsin. Amcanla Namık ne kadar güzel olduğunu sana daha önce söylemediler mi hiç? Çok insafsızlarmış. Öyle deme ya, onlar çok iyi insanlar. Ya ben kötü demedim ki. Bak Muazzez, senin ulaşabileceğin yerleri onlar hayal bile edemezler. Kız, bir falıma bakarsın artık ha. Ben senin falına baktım hayatım. 3 vakte kadar evleniyorsun sen. Ha. Merhaba çocuklar. Gel baba. Öpeyim. Öpeyim Ahmet amca. Berhudar olun. Ama ne iyi oldu geldiğiniz. Ben de fal baktıracak birini arıyorum ya. Siz anlar mısınız o işlerden? Anlamam. Hiç de hoşlanmam. Haşa. Bize mi kalmış gelecekten haber vermek? Biz de nikah tarihini aldık da Ahmet amcacığım, böyle size uğrayıp haber verelim istemiştik. Güzel. Ne zamanı? Haftaya. Geleceksiniz değil mi? Elbette geleceğiz. Gelmez olur muyuz? Benim çıkmam lazım. Bazı evrak işleri vardı, onları halledeceğim. Namık, yani Zeynep'le Mehmet'e ayıp olur, biraz daha otursaydın. Ya bugünlük idare ediver işte. Erteleyemem. Gitmem lazım hadi. Bana müsaade. Benim biraz işlerim vardı. Onları halledeceğim. Ya aşk olsun enişte.
kusura bakmayın, ben bu işimi erteleyemem. Siz artık ablanızla oturursunuz beraber. Yok ya, biz de kalkalım ya. Ha. Bizi de çarşıya atıverirsin bacanak. Olur tabii. Ben de sizi geçireyim. Öpeyim. Güle güle. Öpeyim Ahmet amcacığım. Berhudar olsun. Dur. Ne oldu? Sen benimle görünmekten korkuyor musun? Ya yok. Sabah evden çıkarken Sevda ile buluşacağım dedim de. Görüşürüz. Halil Bey iyi birine benziyor değil mi babam? Nereden çıktı şimdi bu? Birlikte çalışıyorsunuz ya artık. Abi kötülüğünü görmedik şimdiye kadar. Ara ara eve çağırsak diyorum. Madem Namık'la da eski arkadaşlarmış. En sevdiğin renk hangisi? Yeşil. Niye sordunuz baba? Misafir odasında tadilat yaptırıp çocuk odası yaptırmak istiyorum. Daha erken değil mi? 5 ay dediğin nedir ki kızım? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bir de bakmışsın sancılarım başlayıvermiş. Ben geldim. Aa, hoş geldin. Gel bakalım. Ben bir gidip Emine'ye bakayım. Ne yaptın? Anlat bakalım. Ne yapalım amca? Sevda'yla bir kafeye gittik, öyle bir şeyler yedik içtik falan. Sevda nasıl? Uzun zamandır görmüyorum. İyi, ne yapsın o da? Amca ne diyecektim? Sabah durakta birisiyle karşılaştım, bir kadınla. Hatta aynı tarafa doğru gidiyorduk, aynı taksiye bindik. Kızım, tanımadığın bir kadınla aynı taksiye niçin biniyorsun? Neler duyuyoruz, neler? Ama amca çok iyi bir kadındı. Hatta adı da anneminkiyle aynıydı. Belkıs. Ne tesadüf değil mi ya? Bahçe kapısının önüne gel. Aman diyeyim dikkat et. Kimselere görünme sakın. Birader bir dakika. Sen geçen gelip olay çıkaran adam değil misin? Feyyaz yukarıda mı? Feyyaz mı kalır oda ayaktan sonra? Pılını pırtısını topladı, defoldu gitti. Akşam geleceğim diye çıktı. Çıkış o çıkış, hala geliyor. Borcu da taktı üstelik. Peki. Sen şunu al. Eyvallah beyim. Eğer buralara uğrarsa haberim olsun. Karşılığını alırsın. Tabii beyim, hemen. Sağ ol. Getirdin mi? Ben sözümü nereyim? Sen emaneti getirdin mi? Bunu almak için var ya. Uzatma. Nasıl aldığını merak etmiyorum. Al şunu, kaybol buradan. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Ya Muazzez? Merak etme. 2 güne döner Muazzez İzmir'e. Gidecek başka yeri yok. Hadi uzaklaş buradan. Var ya, mükemmel çıkmış fotoğraflar ya, görmen lazım. Dur ben seni arayacağım. Birkaç fotoğrafımı bastırmıştım da onlara bakıyordum. Öyle mi?
Ne oldu, bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Bir resmi belge buldum da belki sen de okumak istersin. Neyle ilgili, ver. Ya da dur, ben okuyayım. Gözaltı tutanağı. Ama çok uzun ve sıkıcı. En iyisi ben özet geçeyim. Bir vakitler İzmir'de senin yaşında, senin adında, hatta senin soyadında bir kız kuyumcudan altın çalarken yakalanmış. Ver onu bana. Bir rahat dursana Muazzez. Sonra sonu kötü oluyor biliyorsun. Nereden buldun sen onu? Bir tanıdığımın tanıdığı aracılığıyla diyelim. Bak, babam çok hastaydı. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. Feyyaz dedi ki kuyumcudan gidip birkaç altın alıp satarsak... Bu numaraları amcanlara sakla sen. E hoş. Onlar da yutmaz ya artık. Elimde imzalı, damgalı, resmi belgesi var. Hırsızsın sen. Bak vallahi ben bir şey çalmadım. Feyyaz çantama attı ya. Her şeyi uyduracak bir yalanın var değil mi? Ama bitti artık. Ne babam, ne Namık, hatta Sait bile inanmayacak sana. Suratının arkasında nasıl bir şeytan sakladığını anlayacaklar sonunda. Ama ben o kadar da fena bir insan değilim. Yine de sana bir şans vereceğim. 2 saat süren var. Akşam yemeğine kadar pılını pırtını topla, defol git bu evden. Yoksa seni sokak köpeği gibi kapının önüne koydururum. Amcan gelirse alıverir onun havasını. Kimi kovuyormuş o? Şayeste bu evin sahibi mi ki seni kovacak? Tehdit etti beni. Eğer gitmezsem amcama söyleyecek. Neyi söyleyecekmiş? Yok. Gitmem lazım onlar gelmeden. Yoksa dayanamam onların beni kapının önüne koymalarına. Hiçbir şeycikler yapamaz. Sen otur şöyle bir. Dönsün de o kendine baksın. Ha. Koskocaman kadın, yaşına başına bakmadan bir de yalan söylüyor utanmadan. Ne yalanı ya? Aa, sen bilmiyor musun? Kulağını aç da beni iyi dinle. Bak, bunları ben mutfakta Şahiste ile Zeynep'i konuşurlarken yakaladım. Muazzez odasında mı? E bu saatte nerede olacak? Odasında tabii. Çağır şunu. Aç açına oturmasın orada. Geldim amcacığım. Hoş geldin. Kurt gibi acıkmışım vallahi. Şahiste abla, sen yemeklerin tadına baktın mı? Baktım. Güzel. Size yemekten önce göstermek istediğim bir şey var. Müsaadenizle hemen geliyorum. Bebeğim, yeni bir görüntüsünü mü gösterecek acaba? Mutfaktan bir şey lazım mı? Şahiste abla. Affedeyim diye yalvarmaya geldiysen Muazzez boşuna. Sana bir fırsat verdim. Edebinle çek git dedim.
rezillik mi çıksın istiyorsun? Sen bilirsin. Bir dakika ya. Benim de sana söyleyeceklerim var. Senin hamile olmadığını biliyorum. Amcamı, Namık abimi, herkesi kandırıyorsun. Hem de Zinet'in hamilelik ultrasonuyla. Niye düştü? Aman! Ya merdivende duruyorduk, hele birden düştü. Şahiste, iyi misin Şahiste?